Hani yıllardır hem kurucusu olduğum hem çalıştığım bu ekosistemi çok yakından bilen, tanıyan bir medya mensubu olarak şaşırdım. Çünkü hangi haber kanalında olduğunuz önemli değil. Bütün ekranlar 5'e 6'ya bölünmüş durumda ve 50 kişilik bir konuk havuzunda herkes sırayla kanalları dolaşıyor anladığım kadarıyla. Birkaç kanal hariç kendi yorumcuları da yok. Yani 50 kişilik bir yorumcu havuzunda herkes sırayla o kanala gidiyor, bu kanala gidiyor. Alan memnun, veren memnunsa benim diyecek bir sözüm yok. Ancak gördüğüm kadarıyla biraz da dünyadaki gelişmeleri, haber kanallarının durumunu gördüğüm kadarıyla bu büyük bir kuraklık ve çöl demek aslında. Farklı bir format yok. Birkaç tanesini tenzih ederim. Mesela Fatih Altaylı bambaşka bir dünyadan programlar yapıyor Habertürk'te. Kaliteli, kalitesiz anlamında hiç bu tartışmaya girmiyorum. Belli ki bir alıcısı var ki bütün haber yöneticileri ve sunucuları ve anchormanler ya da bu programları yönetenler de bu programları iştahla yapıyorlar. Ona da bir itirazım yok ama bir izleyici olarak hiçbir alternatifi farklı haber kanallarında bulamamak en azından bir izleyici olarak hem düşündürücü hem de üzücü. Ancak bunun alternatifi olarak özellikle YouTube'da şu anda bu yayını izlediğiniz bunun gibi kanallarda çok ilginç işler yapılıyor. Babala TV'de bunlardan bir tanesi. Nevi şahsına münhasır, dünyada bir örneği var mı bilmiyorum ama içerik olarak son derece farklı işler yapan bir kanala dönüştü. Hem içeriğiyle hem o içeriği oluşturanlarla Oğuzhan Uğur da bunun sanırım kanalın sahibi ya da görünen yüzü diyeyim. Birazdan kendisine de soracağım bu kanalın finansörü kim, nasıl para kazanıyorlar, ne yapıyorlar, kendilerini nasıl finanse ediyorlar. Ama çok önemli işler yapıyorlar ve de bütün tabuları kırıyorlar. Mesela şu anda anketlere baktığınız zaman oy oranı %1, %2 gibi gözüken kimi partilerin liderlerinin şu ana kadar 5 tanesini yaptılar sanırım. Programlarını yapıyorlar açık mikrofon adında. İzleyicilere sorular sordurtuyorlar ve de tabuları yıkıyorlar derken mesela uzun program izlenmez tabusunu yıkıyorlar. 5 saat, 6 saat süren programlar yayınlıyorlar. İşte bu liderlerin ya oy oranı az denen liderler 7 milyon civarında seyrediliyor. İnanılmaz büyük rakamlar. Yani eğer bu rakamlar doğruysa bu anketler yanlış. Bu anketler doğruysa bu rakam gerçekten inanılmaz başka bir şeyi söylüyor. Bir dip dalgayı mı temsil ediyor? Bir yandan da yepyeni formatlar peşindeler. Yani dur abicim biz kendi işte bir programımız var onu yapalım gidelim değil mi dışında bambaşka arayış içindeler. YouTube bu anlamda büyük bir hazine. Hazineye dönüştü. Neyse ki de diyebilirim kendi adıma. Ne yazık ki de diyebilirim bir izleyici olarak televizyon izleyicisi adıma. Ama bu ortamdaki gelişmeleri de Oğuzhan Uğur'a soracağım, anlatacağım. Beraber onunla biraz hem piyasa dedikodusu yaparız belki de, sektörün dedikodusunu diyeyim. Hem de daha çok benim merak ettiğim nasıl hazırlanıyorlar, neler yapıyorlar. Çünkü ben de zamanında siyaset meydanının, hani bu programların ilk öncüsü olan hem siyaset meydanının yönetmenliğini yapmıştım. Hem de 32. gün programında özellikle 28 Şubat döneminde o kadar büyük bir baskı vardı ki üzerimizde. Programı en sonunda üniversitelere taşımak zorunda kalmıştık. Ve Türkiye'nin farklı yerlerinde bugün Oğuzhan'ın yaptığı formatın bir benzerini, daha yumuşağını diyeyim, Mehmet Ali Birant da rahmetliyle uzun bir dönem hayata geçirmiştik. Oğuzhan gelince haber verin arkadaşlar bana. WhatsApp'tan yazın ki benim de haberim olsun. Ha, Oğuzhan gelmiş zaten. Oğuzhan hoş geldin. Hemen senle başlayalım. Merhabalar, hoş buldum Cüneyt abi. Ne Nasılsın? var ne yok? Nasılsın? Çanakkale'deydik. Anca geldim yoldan. Çıktım, koşturdum. Hemen evdeki canlı yayın köşeme geçtim. Hazır bir şekilde yayına katıldım. Süpersin. Oğuzhan ilk olarak tebrik ederim. Müthiş bir iş yapıyorsunuz. Yani Çok teşekkür sadece ederiz. yayıncılık anlamında değil, demokrasiye katkı anlamında da. Herkesin tek sese dönüştüğü, işte 50 sesten başka hiç kimsenin bir görüş bildirmediği bir yayıncılık evreninde siz bambaşka bir şeye soyundunuz. Çok da iyi gidiyor. Oğuzhan ben ilk olarak sen kimsin onu merak ediyorum. Ne okudun? Gazeteci misin? İletişim mi okudun? Güzel sanatlar mezunuyum ben. Fotoğraf bölümü mezunuyum Akdeniz Üniversitesi'nden. Ama yaptığım iş genelde hep dergilere karikatür çizmekti, gündemi takip etmekti. Bir şekilde böyle politik çizimlerimiz de oluyordu, şakalarımız da oluyordu. Bununla ilgili baskı da görüyorduk zamanında. Küçücük bir çevreye de hitap etsek, o baskının tadını almış insanlar olarak sonrasındaki videolarımıza da yansıttık bunu. Olacak o kadar demiyorum elbette, haddimi aşmayacağım ama o minvalde işler yapmaya başladık YouTube'da. Öncesinde de skeçlerle, tiyatro oyunu yazarıyım zaten. Hep ama gündemi alıp sahneye taşıdığım için ya da karikatürlere sayfaları taşıdığım için sanırım devamında da muadili işler yapmaya devam ettim. Yani aslında biz
bir talk show programı yapıyorduk, show programı yapıyorduk ama memlekette biliyorsunuz siyasetten ve politikadan uzak kalamıyorsunuz. Sokağa bile çıksanız başınıza bin bir türlü şey geliyor. E bunu programlarda dile getirince, bu dile getirdiğimiz şeylerde karşılık bulunca insanlardan yavaş yavaş bir tık siyaset kokmaya başladı programlar. Ben de bambaşka bir programla siyaseti en azından eğlence programlarını ayırayım da insanlarla sadece bunu konuşayım diye mevzular programını yapmaya başlamıştım yıllar evvel. Sonra o işte 2018'de ilk başta Cumhurbaşkanı adaylarını alarak çok büyük kitlelere hitap etmeye başladı o siyaset programı. Artık daha ciddi olmaya başladık. Yalnızca kendi yorumlarımızı değil, insanın sokağın yorumlarını da alıp programa taşımaya başladık. Hatta sen Amerika'da bir ağaç kenarında, çok iyi hatırlıyorum abi, hiç unutmuyorum, sonuçta koskoca Cüneyt Özdemir yani Babalı TV Estağfurullah. izlemiş ve yorumunu yapıyor. O ufak böyle ağacın kenarında böyle telefona bakıp, nasıl ya? Nasıl yani? YouTube oğlum burası, 3 milyon mu? Ne, nasıl falan demiştim ve 2018'den bu yana tekrar hiçbir şey değişmeden buraya kadar geldi. Çünkü seçim olduktan sonra biliyorsun o siyaset programları bir süre en azından kapanıyor üstü. Tekrar yeni şikayetler doğana kadar en azından. O şikayetler de o kadar fazlaydı ki biz de bu programı yapma ihtiyacı duyduk. Babalı TV kimin? Senin mi? Bir grubun mu? Bir arkanızda bir sermaye var mı? Babala TV benim kurduğum bir kanal. Sonrasında 3-4 sene sonra da İlker Ayrık'la bir ortaklık yaptık. Eğlence programları, işte dışarıdan program almak üzerine çalışmalar yapıyoruz. Çünkü koca bir TV kanalı yapamasak da YouTube'un yeni medyasının büyük bir televizyonu yapmaya karar vermiştik Babala TV'yi. Bu yüzden böyle ufak tefek ortaklıklarımız da oldu. Dışarıdan yayıncılar almak konusunda bize yardımcı oldu sağ olsun İlker Ayrık'ta. Şu anda bize ait ama dediğim gibi dışarıdan beslendiğimiz bir nokta maalesef yok. Ne kadar video koyarsak, ne kadar iş yaparsak o kadar para. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Aslında Aynen YouTube'un öyle. özeti bu. Kesinlikle öyle. Peki bu son şeye gelelim. Bu liderleri çıkartma meselesine. Bir Şahan'la bir Evet. şey oldu. Ben orayı kaçırdım. Bir Şahan, sen Şahan'ın fotoğrafını koyacağım dedin. Şahan bu Koydular. işte nasıl bir dahil oldu? Nasıl çıktı bu format ortaya? Yani Şahan abiyle şöyle oldu. Biz zaten Twitter'da ben sürekli olan gündemle ilgili yazılar yazıyorum. Twitter'ım güçlüdür biraz. Yani çok vakit harcadığım bir site maalesef. Sizin de öyle biliyorum. Doğal olarak oradaki konuşmalar, işte verdiğimiz yazdığımız tweetlere gelen cevaplarla baktık ki büyük bir kalabalık var sıkıntısı olan. Habire birileri şunu diyorlar. Yani sizin milyonlarca takipçiniz var. Neden şunu yazmıyorsunuz? Neden bunu konuşmuyorsunuz? Neden bunu altını çizmiyorsunuz diye sürekli yorumlar alıyorduk. Şahan abi bir gün dedi ki ya yavrucuğum dedi bak görmüyor musun dedi ortam dedi bu şekilde. İnsanlar bir şekilde muhatap bulmaya çalışıyorlar kendilerine. Şu genç bakış gibi program yapsan nasıl olur dedi. Dedim ki bilmiyorum nasıl olur acaba bir tweet atarak kamuoyunu yokladık. O tweet öyle yerlere gitti ki bir anda siyasi liderler geliyorum olsan evet en zor soruları bana sor olsan gibi böyle tweetler atmaya başladılar. Dedim ki eyvah yani biz bu işi hani 3 ay sonra belki 4 ay sonra belki yaparız durumunda atılan bir tweet üzerine gelen cevaplarla biz programı bir hafta içerisinde yapmaya başladık. Yani pataküte girdik diyebilirim abi.